birçoğunuz beni müzisyen yönümle değil de hayatı yaşayış biçimimle tanır. Dilden dile, nesilden nesile şekillenmiş bazı şiirlerimi işitmişsinizdir. İçinde bolca yer aldığım fıkralar anlatılır muhabbet masalarında. Oysa çoğu bana ait değildir. Şimdiki nesil duyduğuma göre pek kaynağına da bakmazmış edindiği bilgilerin. Doğrusu yanlışı söyler geçerlermiş. Neyden çıkan ses gibi ağızdan çıkan sözü de işitir kulaklar. Oradan gönüllere gider anlatılan. Anlaşılan gönüller arızalı seslerle dolmuş. Ben ilkin küçük yaşta hıfza başladım ancak başaramadım. Bu yüzden bazı arkadaşlarım bana o dönem hafızdı. 15 yaşıma kadar doğduğum yer olan Bodrum'da yaşadım. Sonra ailemle birlikte İzmir'e göç ettik. Burada liseye devam ettim fakat onu da bitiremedim. Eli avuca sığmazdım, aklıma eseni yapardım. Pek disiplinli olduğumda söylenemez. Uçarı bir havam vardı. Bir demetlerim. Bir gün doktora gittim bu sebeple. Doktor, rahat bırakın çocuğu, sıkmayın, istediğini yapsın dedi. Hastalık bu kötü bir şey tabii de benim için hava hoştu. Keyfim yerindeydi. Ardından bir yerde neyi gördüm, ne üflemek istedim. Sesi de beni mest etmişti. Babamsa başta karşı çıktı. Ancak yoğun ısrarlarım dayanılacak gibi değildi. İzin verse de vermese de en o neyi üfleyecektim. Babam beni İzmir Mevlevihanesi Şeyhi Nurettin Efendi'ye teslim etti. Şu ömrüm son bulana kadar da üflemeye devam edeceğim neyimle işte böyle tanıştım. Her şeyi ama her şeyi bırakabilirdim, hatta bu ömrü bile. Ancak neyimi asla elimden düşürmedim. 1900 yılında İstanbul'a gittim. Fatih'teki Fethiye Medresesi'nde öğrenimimi tamamlamak için. Bir yandan İstanbul'un usta sanatçılarıyla tanıştım. Severlerdi benim üflediğim neyi. İyi şeyler oluyordu hayatımda ancak bir yandan da İstanbul'daki eğlence hayatına kaptırmıştım kendimi. Hoş da geliyordu, günümü gün ediyordum. Bu sırada ünüm de günde yayılıyordu İstanbul'a. Dilimi tutmasını pek beceremezdim. Hicivlerim biraz sert olur. Hazır cevaptım da aynı zamanda. Bir hayat sürmeye başlamıştım ama halimden memnundum. Fakat bir gün Mehmet Akif Ersoy çıkıp geldi. Beni benimsediğim bu hayat tarzının içinden çekip çıkarmak istedi. Ama ben çıkmayı beceremedim. Yazdığım şiirler birçok konuda atasözü gibi kullanılmaya, Anadolu'da yayılmaya başlamıştı. Sivri dilim yüzünden Abdülhamit döneminde birkaç kez tutuklandım. Ardından Mısır'a kaçtım. Ancak yetin ilanıyla dönebildim. İçki alışkanlığımdan dolayı sık sık akıl hastanesine yatıp çıkıyordum bu zamanlar. Sadrazam Sait Paşa bir gün beni yanına çağırdı. Bana üzerinde pırlanta işlemeler olan bir ney verdi. Neyi elime aldım, şöyle altına üstüne bir baktım. Bunu alın da bana bir 5 lira verin dedim. O niye oğlum, alsana dedi. Ben de çünkü ben bu neyi satarım dedim. Gerçekten de satardım. Marifet neyde değildir çünkü. Onu üfleyen nefestedir. Hem çağımın ünlü musiki şinaslarını tanım, hem de bizzat çeşitli musiki toplantılarına katıldım. Eski İstanbul Radyosu'nda da çalıştım çalışmasına ama hiçbir yerde sürekli ve disiplinli olamadım. Ne yapayım, mizacım böyleydi. Hem bu kadar kendinden ödün vermeyen biri olmasaydım kim bilir, belki de adım sizlere kalmazdı. Bestekar olarak Nihavent ve Şehnaz Buselik makamlarında iki saz semaim bilinir. Pek çok plak doldurdum. Güçlü de bir şairdim. Şiirlerim pek müstehcen bulunurdu zamanında. Fakat içlerinde aşıkhane olanlar da azımsanmayacak kadar çoktu. Sağlığımda göremedim. Ölümümün ardından oldu bunlar hep. Neler mi? Bir sokağa adımın verilmesi, heykellerimin yapılması ve evimin müze haline getirilmesi. Neyzen desem bilirsiniz beni. Aklınıza ilk kim düştüyse oymuş de. Bu arada ben Neyzen Tevfik.